Merhaba, ben Furkan Akar. 19 yaşındayım. Yaklaşık olarak 9 yıldır bu spor yapıyorum. Abim sayesinde başladım bu spora. Yaklaşık 4-5 yıldır da milli takımdayım. Beijing 2022 Kış Olimpiyatlarında Türkiye'yi short track'ta ilk temsil eden sporcu olacağım. Hollanda'da son bir ümidim vardı, yani son şansımdı. Hani son yarışımdı, hatta 1000 metre günün son yarışıydı. Hiç pes etmedim, çok odaklandım. Artur Hocam'ın verdiği taktiği de uyguladım yarış içerisinde. Çok iyi bir sonuç elde ettik ve kazandık. Artur Hocam'la yaklaşık 5 aydır çalışıyoruz. Bu 5 ay süre çok kısa bir süre. Bu kısa sürede bu başarıyı elde ettik. Hayalim olimpiyatlardaki, tabii ki Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek. Olimpiyatta ilk defa yarışacağım. Yani bu bambaşka bir şey. Çünkü olimpiyat bir zirve demek benim için. Kürsüde yer almak tabii ki istiyorum. İnşallah gerçekleşirse. Bu olimpiyat olmasa bile bir dahaki olimpiyat, yani kesin onun için çalışacağım. Yani artık kota almaya geçtik. Artık bir dahaki olimpiyatlarda madalya için oynayacağız yani. İsmim Artur Sultangaliyev. Ben aslı Kazakistanlıyım. 8 senedir Erzurum'da antrenörlük yapıyorum. Milli takım sporcuları yetiştiriyoruz. Yaklaşık 20 senedir bu sporun içindeyim. Dünya sıralamasında ilk 10'a giren bir sporcu da olarak kendime bahsetmek istiyorum. Olimpiyata 2 kere kota kazanmış olarak bir sporcu olmuştum. Sakatımdan dolayı antrenörlüğe başladım. Sporcumu yetiştirip bir olimpiyata götürme çok büyük bir hedefimdi. Şimdi bu hedefim gerçekten gerçekleştirildi. Kendi ülkemde değil, Türkiye ülkesinde gerçekleşti. Ona çok sevindim ve çok gurur duyuyorum. Şu anda 2022 Beijing Olimpiyatası'na Türkiye tarihte ilk defa short track surat patinleri temsil edecek. 8 sene önce geldiğim zaman da Furkan sporcumuz çok küçüktü. Yaşı 9 yaşında, 10 yaşındaki sporcuydu. Yani ilk defa geldiği zaman çok küçüktü. Bazı şeyleri öğrenmeye geldiği için çok sıfırdan başlatmışız. Teknik konusunda, dayanıklık, antrenman konularında, denge konusunda. Çünkü bizim bu branşta denge çok önemliydi. Bunları 8 sene içinde emek vererek bu sporcumuzu yetenekli bir sporcuya geliştirdik. Zaten bizim milli takım sporcularımız şu an dünyada en genç bir takımı olarak görünüyor. Yani ileride 2026 olimpiyatlarda güzel bir hazırlıkla madalya da mücadele etmeyi de planlıyoruz.